fasulyeler, fasulye artıkları için daha ayrı bir düşüncem var. Bunlara daha çok özen gösteriyoruz. Çünkü köklerinde azotu bağlayıcı şöyle kesecikler var. Azot bağlayıcı bakteriler. Dolayısıyla bu da doğal gübre demek. Şimdi bu gübreyi saleplerin etrafına saracağım. Ve bakacağız gelişimine. Bunların hepsinde var ama fasulyeleri köküyle çektiğimiz zaman bunlar içeride kalıyor. Daha çok köklerin uçlarında. Yani kürekle sökseydim daha çok bu azot bağlayıcı keseciklerden elde edecektim. Evet, bakın şuralarda. Şimdi bunları toplayıp saleplere vereceğim, etrafına dolayacağım. Toplayalım. Dagiller doğal gübre. Gübre nerede bulunuyor? Niye biz kök söktüğümüz zaman göremiyoruz derseniz, bakın kök ucularında. Azot bağlayıcı kesecikler kök ucularında. Kökleri tek tek kestim. Bunları gübre olarak kullanacağım. Şunları. Doğal gübre, azot kesecikleri. Gördüğünüz gibi bunları salepler için kullanacağım. Biz peki bunları çekince kökler kırılıyor. Ucunda olduğu için azot kesecikleri içinde kalıyor. Onun için göremiyor olabilirsiniz. Fasulye doğal gübre üreten bir baklagil diyebiliriz. Şimdi bunları saleplerimize etrafını açıp onlara yedirmeye çalışacağız bakalım. Mesela şunu alalım. İki salebin de arasına bıraktım, paylaşsınlar diye. Sonuçta her çalışma bir deney niteliğinde. Dolayısıyla kök gübresi oluşturmayı da deneyeceğiz bakalım. Kök gübremizi aldık. Bunlara en yakın olacak şekilde yerleştirdik. Fakat kök gübresi faydalı mı gelecek, zararlı mı olacak? O deney sonucunda öğreneceğiz bakalım. Dolayısıyla bakın kök gübremiz hazır. Fasulye kökleriyle doğal gübre oluşturdum.